Fransızlar Afrika'nın kuzeyinde ve Afrika orta Afrika'da evet. Afrika'da e, sömürgeleri almak isterken İngiltere'nin e, asıl yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelere yerleştiği ve Nijer gibi devletleri e, çok meşhurdur bu tarihe geçmiştir. Fransızlar oyalansınlar, kendilerine bir eğlence bulsunlar diye bu gibi Nijer gibi daha az yeraltı kaynaklarına sahip olan ülkeleri Fransa'ya bir e, sömürge olarak vererek e, Afrika'da hı hı. bir ortaklık ortaya koymuş olur İngiltere ve Fransa İspanyollar hakeza İtalyanlar hakeza yani bugün Rusya, Çin Amerika Birleşik Devletleri Fransa her ne kadar birbirleriyle karşı karşıya kalsalar da dünya üzerindeki paylaşıkları ekonomik sömürgeleri kullanmaya evet. devam ediyorlar ve onlara karşı da bakın biz Amerika ile çatışıyoruz diye onları yanlarında tutmak için bir tiyatro oyunundan başka bir şey değil şu anda böyle bir dünya savaşının çıkması mümkün değil. çünkü Bir geminin zararı... odağı daha, daha var efendim. O da Kızıl Deniz. Yönetmenimden de rica edeyim görüntüleri. Evet. Husilerin Yunan gemisini batırması. Söz sizdeyken sizde de devam etmek istiyorum. Ee, dünya ticareti zaten bu sebeple daha zor bir hale gelmeye başladı. Ama Husiler diyor ki ne olursa olsun biz Gazze'ye yapılan katliama tepki olarak bu gemileri batıracağız. Her yolu deneyeceğiz diyor yani baktığımız zaman yani İsrail'e ait gemileri de hedef alacağını söylüyor devamlı olarak. Evet. Yani Kızıldeniz'de olan her şey de bizi etkileyecek mi Ersan Bey? Kesinlikle. Bakın Kızıldeniz'de hatırlarsanız bundan bir müddet önce yani bu İsrail'in Gazze katliamları başladığı dönemde Kızıldeniz'de meydana gelen saldırılar sonucunda birçok ticari gemi Kızıl Kızıldeniz'den geçerek değil mi Mısır'daki evet, e, evet e, Boğaz'ı kullanmamaya başladı ve çok ciddi anlamda Mısır ekonomik bir kayba uğradı. Yani biz burada şunu ben net olarak ortaya koymam gerekiyor. Husi'leri kim destekliyor? Baktığımız zaman Husi'leri aslında İran destekliyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri neresinde? Yemen'de yok mu? Elbette Yemen'de de var. Peki Husi'lere İran ya kardeşim yapma. Senin bu yapmış olduğun şey İsrail'e zarar vermiyor yani İsrail durdurmuyor. Ama Bilakis yapmış olduğum bu hareket noktasında Amerika Birleşik Devletleri oradaki e, uçak gemisini bulundurmayı meşru hale getirmiş oluyor. Değil mi? Kızıldeniz'i kontrol altına alıyor. E, Amerikalı denizci Alfred eee Muhande bir e, emekli tuğ general var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı olan bir tu amiraldir. Kendisi denizcidir. Onun e, aynen bizim Barbaros Hayrettin Paşa gibi denizleri hakim olan dünyaya hakim olur sözüne benzer denizleri kontrol ederseniz uzak denizleri kontrol ederseniz dünya ekonomisini de kontrol altına alabilirsiniz diye bir teorisi var ve Amerika Birleşik Devletleri bu kontrol ya yani bu e, stratejik e, politika üzerinden e, uluslararası ilişkilerini uluslararası dış politikasını belirliyor ve o yüzden uçak gemilerine ...ağırlık vermesinin temelinde... ...bu yatıyor aslında. Neden dünya üzerinde... ...en çok uçak gemisine sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü uçak gemileriyle... ...Doğu Akdeniz'i, Kızıldeniz'i... Çin Çin ...Çin'i domine etmek için... ...Çin Denizi'ni vesaire... ...bütün bu alanları kontrol ediyor. Çin'den başka... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasına... ...şu anda karşı koyabilecek olan bir... ...başka donanma yok. Türk donanması ne kadar güçlü bir donanma... ...olmasına karşın bugün Amerika Birleşik Devletleri ile... ...doğrudan böyle bir savaş olduğu zaman elbette ki e, güç dengeleri açısından Amerika'nın üstünlüğü söz konusu. Bütün bunların hepsi eğer siz barış zamanında saldırı kuvvetlerinizi güçlü bir konuma getiremezseniz savaş zaman savaşın çıkmasını engelleyen bir caydırıcıyla sahip olmazsınız. Bugün eğer siz e, bir ülkenin size saldırmasını istemiyorsanız barış zamanında saldırı kuvvetlerinizi güçlü kılmak durumundasınız. Türkiye'nin bugün en büyük eksiği nedir? En büyük eksiği hava kuvvetleri konusunda tamamıyla yerli ve milli bir e, üretim zincirine sahip olmaması, kintekim Kaan, Kızıl Elma ve insan hava bu anlamda bu açığı kapatandan ve gelecekte bize ümit veren adımlar. Yani bugün hatırlasan Cumhurbaşkanımız Erdoğan e, yapmış olduğu bu İtalya'daki ziyarette e, ne söylemişti? Demişti ki e, eğer bize e, Almanya ve İngiltere'nin ortak ürettiği uçak vardı hatırlarsanız, uçağın ismi neydi Mustafa hocam hatırlıyor musunuz bana söylüyorsunuz Eurofighter. Eurofighter. Evet, evet Eurofighter. Dolayısıyla bununla ilgili bizim alternatifimiz var. Kanımız var dedi Cumhurbaşkanımız Erdoğan. E, tabi bu önümüzdeki 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bir süreci kapsıyor ama devletlerde ve ve savunma sanayinde hava kuvvetlerinde bu süre çok uzun bir süre değil. Yani göz açıp kapayıncaya kadar hemen geçecek olan bir süre. Bakın e, 2005 yılında Baykar makinede makinenin Selçuk Bayraktar'ın çık elindeki e, bir insan aracı basit bir insan aracı iken bugün Akıncı'yı değerlendirdiğimizde değil mi? Bayrakta e, Bayraktar tabii ki değerlendirdiğimizde son derece dünya üzerinde etkin bir e, insan aracına ve silahlı insan aracına sahip olduğumuzu görüyoruz. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri yine hakez öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük eksikliği tekrar toparlayayım neydi? E, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri Türkiye'de eksik bu anlamda e, Türkiye e, çok ciddi anlamda adım atıyor ve e, önümüzdeki süreçte bu eksik kapatacak çok ciddi silahların üretimi söz konusu.